Günaydın, günaydın, günaydın. Macaristan'dan herkese günaydın. Saat şu anda 8'i 10 geçiyor. Ben 8 gibi otelden ayrıldım arkadaşlar. Şu anda Macaristan'ın otobanında devam ediyorum. İstikametim Kapıkule ama onun öncesinde Macar çıkış, Sırp giriş var. Onları hallettik mi? Sonra Sırp çıkış, Bulgar giriş var arkadaşlar. Tek başına Sıla yoluna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hava güneşli, çok güzel. Dün kaldığım otelde Misse'de, ben yıllardır orada kalıyorum. Gücüm olduğunda çok geç vakit olmasaydı Sırbistan'a gidiyorum, kalıyorum arkadaşlar. Sırbistan merkezde kalıp in otelde kalıyorum. Orada devam ediyorum. Orası biraz daha pahalı oluyor. Orası 170 euro falan civarında oluyor. Ama dediğim gibi devam ediyorum yani. Şimdi Macaristan'da da otoban kenarlarında hız radarı kurmuşlar arkadaşlar. Dikkat edin buna. Bayağı bir polisler duruyor yani. Arabayla lazer tutuyorlar. Şimdi onu fark ettim. Dün de kaldığım otelde Misse'de bayağı bir Türk yolcu vardı. Hatta ben internetten rezervasyon yapmak istediğimde dolu gösterdi. Girip dedim tüh, arabalarda falan bayağı vardı çünkü. Dedim kesin yer yoktur, arabada yatacağız falan iki büklüm gibisinden. Ben çok rahat edemiyorum duş falan almadan. Bir baktım, girdim dedim, bir tane oda istiyorum. Sağ olsunlar hemen verdiler. 66 euroya kaldım arkadaşlar Misse otelde. Çok iyi. Normalde köpekle kaldığınız zaman depozito istiyorlar. Ama dün bayağı bir yoğunluk vardı. Çalışan resepsiyondaki kızın da herhalde işi başından aşkındı. Yemek falan dağıtıyordu. Hiç o şeylere yapmadı. Hemen dedi dinlenmene bak dedi. İşte ödemesini yaptım falan, devam ettim. Şimdi Kapıkule'ye 990 kilometre var. Yani bana diyor ki bugün diyor saat 5 gibi, 5.30 gibi Kapıkule'de olursun diyor. Ama tabii o sınırları falan düşünmüyor. Yani ne kadar bekleriz falan bilmiyorum. Vallahi şu anda mesela arkadaşlar bakın, uzun yola gittiğiniz zaman bunu mutlaka yapın. Ben çok kişiyi görüyorum. Yollarda yatanlar, yollarda işte benzinliklerde uyuyanlar, işte arabada yatanlar falan filan. Hayır abi. Hayır. Güvenlik, konfor her şeyden önce gelir. Mesela çok hız yapmamaya bakın. Yavaş yavaş gidin. Kurallara uyduğunuz zaman, çünkü çok okuyorum da bu sıla yolu gruplarında, yok işte polis çeviriyor. Tabii ki de kıllık için yaptıkları şeyler illaki oluyor. İllaki bazen böyle şeylik yapabiliyorlar. Ama siz kurallara mümkün mertebe uyduğunuz zaman bu sefer hani kafanızda soru işareti olmaz. Anladın mı? Ben kardeşim 120 ile gidiyorum. Ben senin dediğin gibi 150 ile gitmiyorum deme şansınız olabilir. Kendinizi savunabilirsiniz. Ben tempomata kuruyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. 120-125 o civarlara kuruyorum. Ve yolumu alıyorum. Hava gayet güneşli. Almanya ile alakası yok. Almanya'da yağmur, çamur. Yani nasıl bir ülke, nasıl bir iklim? Vallahi çözemedim ben Almanya'yı. Bu şekilde devam ediyorum. Şu anda Macaristan'dayım. Bu arada Macaristan'a girerken bir gümrük falan yok arkadaşlar. Çıkarken bir gümrük uygulanıyor. Yani bir sınır kontrolü oluyor. Onun haricinde de devam ediyorsunuz. Değişik değişik plakalar var vallahi. Onları görebiliyorsunuz. Türkler bayağı bir, Türk abilerim bayağı bir şeydi. Ne derler ona? Kalıyorlardı yani, ama sabah ben 8'de falan çıkıp kapıya indiğimde hiçbiri yoktu yani. Onlar gitmişti. Yani güzel. Yollarda olmamız güzel arkadaşlar. Ben seviyorum ya. Yani keyif alıyorum. Bir de ben basmıyorum. Yavaş yavaş gidiyorum. Göre göre gidiyorum. Gerçi yollarda görecek çok bir şey yok ama sohbet dinliyorsun, bir şey dinliyorsun, müzik dinliyorsun, kendinle kalıyorsun.
tespit çekiyorsun vesaire vesaire yani, anladın mı? Kendiniz de şey yapabiliyorsunuz yani, kalabiliyorsunuz bu birkaç günde. Demin ondan bahsediyordum. En önemli şey dinlene dinlene gitmek arkadaşlar. Yani mümkün mertebe yorulduğunuzu hissettiğinizde ya o şey, o cimriliğe kaçmamak yani. Hiç hemen gireceksiniz, dinleneceksiniz, yolunuza devam edeceksiniz. Macaristan yolları da bu şekilde şu anda bomboş. Devam ediyoruz. Birazdan Sırp gümrüğünde olurum diye planlıyorum. Yani Sırp gümrüğünde olurum dediğim, gene nereden baksanız bir 2 saat falan var diye düşünüyorum. O yüzden yavaş yavaş gidiyorum arkadaşlar. Bakın benim şu anda hızım 128 kilometrede sabit. Gayet de yeterli. Bakın yandaki araçlardan falan gayet yeterli. Hız kurallarına uyalım. Pardon, 122 kilometrede gidiyorum ben şu anda. Sağdan sağdan. Bu arada bu Macar yollarında bazı yerlerde çukurlar var. Onları girişte daha doğrusu. Onlara mümkün mertebe dikkat etmenizi öneririm. Çünkü bayağı bir şey. Ya gece geçmeyin arkadaşlar. Bizler buralı değiliz yani. Gece geçip elimize bir şey geçmez ya. Ne bileyim. Hani sonuçta buralı değiliz. Bilmiyoruz yolları. Ne kadar iyi kullansak da, şoför olsak da hiç gerek yok. Yavaş yavaş, yavaş yavaş gitmeye bakın. Hadi bakalım. Macaristan devam ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.